İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine bir salı akşamında beraberiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi bu akşamın konusunu Kaspar Bey önerdi. Denizde sıkça yapılan hatalar üzerine biraz sohbet edelim bu akşam. Yine her zaman olduğu gibi ben bir konu başlığı belirledim. Daha doğrusu Kaspar Bey bir konu başlığı önerdi. O konu başlığı üzerinden başlayalım. Ama sizden gelen yorumlar, soruları da sohbetin gidişatını belirleyecek her zaman olduğu gibi. Ses ve görüntü güzel demiş Ercan Bey. Teşekkür ederim. Arkadaki resmi değiştirdim. Şöyle 2-3 yayında bir o resmi değiştireyim. Hep aynı resim, sıkılmayın. Şimdi Kaspar Bey aslında önerisi tam da denizde sıkça yapılan hatalar değildi. Tam olarak şuraya not aldım Kaspar Bey'in önerisini. Acemi kaptanların denize çıktıklarında yaptıkları en büyük 15 hata nelerdir diye. Aslında önerisi buydu. Acemi kaptanların denize çıktıklarında yaptıkları en büyük 15 hata nelerdir? Birincisi, hemen başlayalım konuya. Acemi kaptanların yaptığı en büyük hata acemi olduklarının farkında olmamalarıdır. Dolayısıyla ben o öneriyi, Kaspar Bey'in önerisini denizde sıkça yapılan hatalar olarak genelledim. Konu başlığını da o şekilde belirlemiş olduk. Ses görüntü çok güzel demişsiniz. Teşekkür ederim. Ses ve görüntüyü oturttuk. Yani ilk 1-2 canlı yayında tabii benim öğrenme sürecim nedeniyle belli bir kaliteyi yakalayamamıştık ama şimdi her şey oturdu. Ben de bayağı bir öğrendim. Siz sıkılmadığınız sürece devam ederiz. En azından yaz sezonu, benim yoğun çalışma sezonum gelene kadar. Bu kış sezonunda bu canlı yayınlara devam edelim istiyorum biraz. Herkese iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, Tamer Bey can yeleği giymemek demiş. Acemi kaptanların denizde sıkça yaptıkları hatalara örnek olarak. Can yeleği giyme konusunu detaylı konuşacağız. Onun için bir ayrı video çekeceğim. İşte can yeleği konusunda nelere dikkat edeceğiz? Nasıl vücudumuza göre ayarlayacağız? Ne tür can yelekleri var? Artıları eksileri nelerdir? Aralarındaki farklar nelerdir? Can yeleğiyle beraber bu can halatı, safety harness dediğimiz halat kullanımı. İşte teknenin sancak iskele bordosuna gerilen jack stay'ler. Onlara da ne diyebiliriz Türkçesi? Onlara da emniyet halatı diyebiliriz. Boydan boya teknenin sancağında ve iskelesinde bulunan. Onların kullanımını hem teorisini hem pratiğini göstererek de anlatacağım size, merak etmeyin. Can yeleği giymemek. Evet, olabilir. Mehmet Bey demiş gittikçe profesyonelleşiyor. Ya bu işin sonunda prodüktör olacağım. Senarist Murat Erensoy. Işıkçı, ses teknisyeni, kameraman, prodüktör.
Hepsi bir arada. Denizli'ye selamlar Zafer Bey. Evet, Blue Cap demiş ki tekneye kendine güvendiğinden fazla güvenmek. Bunu biraz açalım. Blue Cap'in söylediği çok doğru ve üzerine biraz konuşmamız gereken bir konu. Tekneye kendine güvendiğinden fazla güvenmek. Bunu not aldım, onun üzerine konuşalım. Sami Bey demiş ki motor kontrollerini yapmadan seyre çıkmak. Acil motor stop ipini takmamak. Kıştan takma motorlarda evet önemli. Haluk Ünver, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Şimdi bu tekneye kendine güvendiğinden daha fazla güvenmek olayını biraz konuşalım. Denizcilik Yüksek Okulu'nda öğretmenliğine ne dersin Murat Bey demiş Levent Bey. Tam anlamadım. Ben mi öğretmen olacağım? Deniz Kılıç sormuş, videoları kendin mi editliyorsun Murat abi? Evet, her şeyi kendim yapıyorum. Baştan sona logolar, o videonun başlığında gördüğünüz küçük tanıtıcı resimler Photoshop'ta. İşte videoların ses düzenlemesi, montajı, her şeyi kendim yapıyorum. Kararsız kalmak ve hatalarından öğrenmemek demiş Mehmet Bey, Mehmet Günsel. Kesinlikle doğru. Kararsız kalmak. Onu biraz daha açalım mı? Kararsız kalmayı. Şimdi iki seçenek var. Kaptanın vermesi gereken kararlar arasında iki seçenek var. Birini vereceksiniz. Çoğu zaman doğru seçenek diye bir şey yok denizde. Seçiminizi doğru uygulamanız söz konusu. Herhangi birini seçtiğinizde o seçimi doğru uygulamıyorsanız ve ekibiniz de size bu konuda o seçiminizin başarılı olması konusunda destek olamıyorsa yeteri kadarıyla o zaman sıkıntı başlıyor. Denizin ve havanın her an değişebileceği demiş Şahin Ak. Evet. Özellikle uzun seyirler, açık deniz seyirlerinde bu geçerli. Yoksa günübirlik yaptığımız seyirlerde akşamdan aldığımız güvenilir birkaç siteden de teyit ettiğimiz hava raporları çoğu zaman yanılmıyor. Hangi edit programını kullanıyorsunuz demiş. Shotcut diye bir program var. O çok basit. Benim kolayıma geliyor. Pek zorlanmıyorum onda ve öğrendikçe de bayağı da kapsamlı güzel bir program. Zafer Bey demiş ki Zafer Dönmez ufak teknelerde baş ipini toplamayı unutup motora pervanesine sardırmak. Evet kesinlikle doğru. Şimdi onu da biraz açalım. Ama şeye geleceğiz. O ilk başta söylenen tavsiyeye. Yani tekneyi kendi bilgisinden önemli görmek. Yani tekneye gerektiğinden daha fazla önem vermek. Onu aldım cebe koydum. Ona döneceğim. Merak etmeyin. Şimdi baş ipini pervaneye dolamak. İşte kıştan takma bir motor. Bot da servis botu da kullanıyorsanız, dingi de kullanıyorsanız bu geçerli. Bizim daha büyük yelkenli teknelerde de bu geçerli. Ama baş ipi olmaz da, baş halatı olmaz da artık ip demeyelim.
başka bir halat olabilir. Çünkü yelkenli teknelerde pek çok halat kullanıyoruz bildiğiniz gibi. O halatların her zaman için teknenin merkezine doğru toplanması lazım. Onları da tekne üzerinde göstereceğim size. Çok daha iyi anlaşılacak ama şimdi bir giriş olsun madem. Mesela kokpite gelen bütün halatlar, yelkenden gelen, direkten gelen, işte bağlanma halatları olsun, koltuk halatları olsun, ne varsa teknenin kokpitin içine doğru onları roda edeceğiz veya toplayacağız. Ayak altında duracaksa da kokpitin içinde duracak. Kokpitin yan taraflarına koyayım, şu olsun bu olsun, orada dursun falan, ayak altında olmasını kesinlikle istemiyoruz. Yani şöyle, kaptan dümendeyken veya dümende bir arkadaşı varken de kokpitteyken şöyle kafasını sancak iskele bordaya şöyle bir çevirdiğinde orayı neta görmesi lazım. Herhangi bir halatta, roda edilmiş bir halatta olsa, düzenlenmemiş bir halatta olsa başıboş bir halatı görmemesi lazım. Denizin gücünü kendimize ve teknemize güvenerek hafife almak bence yapılacak hataların ilki. Daha sonra da eksik eğitim ve yeterliliği ve güvenliği olmayan malzeme kullanmak. Evet, kesinlikle. Recai Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Of, Sabri Bey, elinizi mi kesmiştiniz? Geçmiş olsun. Elma soymamak demiş sizi dinlerken. Evet, Levent Şahin tam can alıcı noktaya değinmiş. Denizde çatışmayı önleme tüzüğünde yazan kuralları tam bilmeden seyre çıkmak. Ve bir teknenin kaptanlığına soyunmak. Bilmemek de demeyelim. Şimdi denizde çatışmayı önleme tüzüğünü açıp okuyabilirsiniz. 2 kere okursunuz, 3 kere okursunuz, roman okur gibi. Onu kastetmiyorum. Kesinlikle denizde çatışmayı önleme tüzüğünün mantığını özümsemeniz lazım. Çok önemli. Yani belki de birinci sıraya liste başı yazabileceğiniz bir konu. Denizde sıkça yapılan hatalar konusunda. Recai Bayan demiş ki, denizde en büyük sorun teknedeki misafirlerin gazına gelip olmayacak işleri oldurtmak, özellikle alkollü seyir. Kısaca geçmiş videolarda birkaç yerde değinmiştim bu alkol kullanma konusuna. Şimdi ticari teknelerde zaten kaptanın ve ekibin alkol kullanımı yasal limitler içinde, yasal kurallarla çerçevelenmiş durumda. Daha doğrusu kısıtlanmış durumda. Ama amatör teknelerde yaz sıcağında bir tane bira açıp da içmenin de bir sakıncası yok. Ama açık deniz seyri yapıyorsunuz veya tehlikeli bir bölgede, riskli bir bölgede, belki deniz trafiğinin bol olduğu bir bölgede, yoğun olduğu bir bölgede seyir yapıyorsunuz. Öyle bir ortamda da oturup da rakı masası kurup da sonuna kadar demlenmenin de bir anlamı yok. Hepimiz makul mantıklı insanlar olarak teknenin kaptanı sorumluluğumuzun bilincinde olarak alkol tüketimini mümkünse seyir sırasında minimumda tutmakta fayda var. Herkes kendi sınırını, limitini biliyordur zaten. Şahin Ak demiş ki, Haluk Ünver, daha önce aşırı güven, buna bağlı olarak checklist ve kontrolü ihmal etmek. Evet, aşırı güven.
Şimdi kendinize, bilginize güvenmek iyi bir şeydir. Ama bilgiyle, gerçek, temiz, saf bilgiyle, doğru bilgiyle altyapısı oluşturulmuş güven iyi bir şeydir. Ama her şeyde olduğu gibi bu özgüvenin de limitleri zorlayacak şekilde kullanılması denizde olmayacak işlere neden olabiliyor. Galvanik korozyon konusuna da değinirseniz sevinirim. Korkulması gereken bir şey mi yoksa önlemleri belirli midir? Şimdi her ne kadar deniz girayla bazı konularda çelişen, birbirimize ayrı düşebileceğimiz bakış açımız da olsa deniz girayın kanalında yayınladığı son videosunda bu galvanik korozyona değinmiş, çok da güzel anlatmış. Yani onun üzerine daha ben o konuda bir video çeker miyim bilmiyorum. Eğer izlemediyseniz mutlaka Deniz Giray YouTube kanalına girin. Eğer galvanik korozyonla ilgili bilgi, bir şeyler öğrenmek istiyorsanız can kulağıyla Deniz Hoca'nın anlattıklarını dinleyin. Ha, onun anlattıklarına belki bir ek olabilir. Teknede kullanacağınız tutyayı satın aldığınızda onu teknenize monte etmeden önce bütün tutyaların işte raf ömürleri uzasın, işte tekneye takılmadan önce kararmasın, güzel gözüksün diye üzerleri ince bir vernikimsi bir katmanla kaplı olarak satılır. Siz onu o haliyle alıp tekneye taktığınızda o kaplama metalin, tutyanın deniz suyuyla temasını engeller. Dolayısıyla tutyanız çalışmaz. Üstlenmesi gereken görevi yerine getiremez. Tekneye monte etmeden önce bütün aldığınız tutyaların üzerine bir zımparayla o koruyucu, şeffaf, vernikimsi katmanı zımparalayın güzelce. Tamamen metalin ortaya çıktığına emin olun. Ondan sonra tutyayı takın. Ve kesinlikle tutyaların üstünü de boyamayın. Zaten onu biliyorsunuzdur. Ya ben anlatırken soruları kaçırıyorum bir yandan. O kaçan sorular için kusura bakmayın. Bence Hasan Sadıç, Deniz Giray kavilatayı boşlayarak indirmeyi savunuyor. Siz düğmeyle diye söylüyorsunuz. Fark dediğiniz bu mu? Sadece o değil. Pek çok konuda farklı bakış açılarımız var. Berat G. Ben sadece düğmeyle diye söylemiyorum. Düğmeyle de indirebilirsiniz demiri diyorum. Kavelatayı gevşeterek de. O anki şartlara, bulunduğunuz duruma bağlı olarak. Onu da bir netleştireyim. Şimdi Deniz Yangın demiş ki direkten gelen topraklama hattını, direğin dip kısmındaki topraklama hattını, yani daha doğrusu direğe yıldırım vurduğunda o yıldırımdaki elektrik yükünü salma üzerinden denize aktarabilecek bir topraklama kablosu var. Daha doğrusu direği, teknenizin direğini salmaya bağlayan arada kalın bir kablo var. O kablo nasıl fabrikadan çıktıysa o şekilde bırakın.
Daha önce de ben size bunun üzerine basa basa söyledim. Onun dışında birisi bir şey söylüyorsa, ya o kabloyu kalınlaştıralım, o kabloyu inceltelim, o kabloya bir şeyler bağlayalım falan. Kesinlikle o işlere girmeyin. O kabloya dokunmayın. Dokunmayın. O kablo büyük bir hasar, korozyon şu bu ki kolay kolay da o hasar görmez. Siz kurcalamadığınız sürece o kabloya dokunmayın. O kablo olması gereken şekilde fabrikadan çıkar. Onu o şekilde muhafaza etmeye çalışın. Mete Karabıçak demiş ki acele etmek özellikle yanaşma ayrılma gibi durumlarda. Evet, şöyle diyelim mi ona? Yanaşma ayrılma sırasında hızlı olmanız gereken durumlar oluyor. Özellikle sert havalarda teknenin süratini biraz daha arttırmanız gerekiyor. Bu rüzgarın sürükleme etkisinden minimum ölçüde etkilenmek için. Ama önceden hazırlığınız. Hani hep diyoruz ya kanalın birinci videosundan beri. Ön hazırlık, öngörü. Durumu, şartları değerlendireceksiniz. Öngörüleriniz doğrultusunda bir ön hazırlık yapacaksınız. Bir plan oluşturacaksınız kafanızda. O kısımda, ön hazırlık kısmında, öngörüleriniz doğrultusunda plan oluşturma kısmında acele etmeyin. Yani iki düşünün, bir hareket edin. Sarıtepe hoş geldiniz. İyi akşamlar. Evet, Mehmet Gürsel Bey demiş ki ya tek tek konu başlıklarına değinmeyelim. Pek çok şimdiye kadar size anlatılanı ters gelecek şeyler de ben size anlatıyorum. Ama doğrusu benim anlattığımdır. Ama şey olarak düşünmeyin. Şimdi ben bir konuyu bu cuma günleri yayınladığım videolardaki konuları bir konuyu ele alıyorum. O konu hakkında çok fazla detay veriyorum ve tane tane tek tek anlatarak. Şimdi hızlıca geçen arkadaşlar fazla benim anlattıklarımı irdelemeden hızlıca geçen arkadaşlar konunun özünü kaçırıyorlar. İşte sen şöyle dedin, o yanlış. Ya o şekilde alırsan tamam, yanlış. Ama nedenleriyle, işin ayrıntılarıyla beni bir dinlersen neden yanlış olmadığını anlattıklarımın o zaman anlayacaksın. Caner Zilcioğlu demiş ki Denizcilik Lisesi'nde öğretmen olarak çalışıyorum. Uzak yol ikinci kaptanlığı bırakıp girdik bu işe. Uzaktan eğitim sürecinde sizin de videolarınızı oldukça kullanıyorum. Teşekkür ederim. Ereğli'den selamlar. Ereğli'ye de bizden selamlar olsun. Mad Max demiş ki katamaranla monohull bir teknenin arasında yanaşma ayrılma arasında bir zorluk farkı var mıdır? İkisiyle de yanaşıp ayrılmak ya teknenin karakteristikleri çok farklı olduğu için farklı teknikler kullanmanız lazım. Ama üzerinde olduğunuz, kaptanı olduğunuz teknenin karakterini, davranış şeklini biliyorsanız ona göre zaten stratejinizi yanaşma ayrılma planınızı yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten özellikle demeyeyim yanaşma için de ayrılma için de eğer abrayamayacağınız bir durum varsa yani kontrol edemeyeceğiniz şartlar varsa o işi yapmak zorunda değilsiniz veya yani ayrılmak zorunda değilsiniz. Eğer şartlar
müsaade etmiyorsa şartların müsaade edeceği anı bekleyin. Özellikle hava koşullarını kastediyorum. Veya yanaşacaksınız, bir marinanın içine girip pontonların arasında dolaşıp manevralar yapıp bağlanmak, eğer zor olacaksa, avrayamayacağınızı düşünüyorsanız o hava şartlarında, o koşullarda yakında bir yere demir atın, bekleyin. Biraz daha rüzgarın yatışmasını. Aykcan, hocam 8 metre kaçırdım soruyu. Mehmet İnacı demiş ki tekneye yıldırım düşmesini engelleyecek bir ekipman var mıdır? Hayır, yoktur. Yani denizin ortasında uzun bir metal çubuk, yani bir paratoner gibi dolaşıyorsunuz aslında. Ama yıldırım da öyle çok sık karşılaşılan bir olay değil. Ve tekne dizaynerları, mühendisleri o şartları da göz önünde bulundurarak zaten tekneyi dizayn ediyorlar. Ha ne olur, yıldırım vurduğunda şeyi kaybedersiniz. Tabii olmayacak işlere kalkışıp da elektrik tesisatını baştan dizayn etmeye yeltenmediyseniz direğin tepesindeki VHF anteninizi kaybedersiniz. İşte oradaki rüzgar gülünü kaybedersiniz. Veya yakınına bir radar anteni falan benzeri bir anten yerleştirdiyseniz veya bir uydu anteni yerleştirdiyseniz muhtemelen onu kaybedersiniz. Onun dışında pek bir sıkıntı olmaz. Ama bazı kitaplarda şeylere rastlıyoruz. İşte teknenin vardevalli tellerine ince zincirler bağlayıp denize sarkıtmak gibi absürt fikirlerle de kitaplarda bile karşılaştığımız oluyor. Sakın o tür şeylere girmeyin. Yıldırım konusunda tekneyi üretildiği şekilde tutun. Onun haricinde ekstra bir şeye girmeyin. Yıldırım düşme ihtimali olan CB'ler diyoruz. Yani elektrik yüklü bulutların altından seyir yapıyorsanız mümkün olduğunca teknenin metal aksamından uzak durun. Hakan Karaoğlu demiş ki tekne alt temizliğini geciktirmek tehlikeli durumlara sokabilir. Ne yönden, onu biraz açar mısınız? Teknenin alt temizliğini geciktirmek ne tür tehlikeli durumlara sokabilir? Düşünüyorum. Cem Yüksel Bey, bir salmalar konusunda detaylı anlattığım bir video vardı. O videoyu seyreder misiniz? O videoda çok detaylı bilgiler veriyorum salma konusunda. Öncelik denge ve konfor ise, yani dengeden kastınız ne? O da tartışılır. Konfordan kastınız ne? Ama benim tercihim belli zaten. Ortası. Ne çok kısa salma, ne çok uzun salma. Ortası her zaman için iyidir. Uç noktalara kesin ihtiyaçlarınızı belirlediniz. Konuya çok hakimsiniz. Temel bilgileriniz çok iyi. Mekanikleri, akışkan mekaniklerini, işte tekne dinamiklerini falan çok iyi biliyorsunuz. Ona göre bir seçim yaptınız. Çok uzun salmalı bir tekne seçtiniz. Bir şey diyemem. Kötüdür demiyorum. Ama ihtiyaçlarınızı o konuda iyi belirleyin. Tam emin değilseniz ortadan ayrılmayın. Orta yolu takip edin. Deniz Kılınç demiş ki tek başına yapılan okyanus geçişlerinde apandistinizin patlaması durumunda ne yaparsınız?
Vallahi şu an apandisitim patlasa ne yaparım onu da hiç düşünmedim. Bilmiyorum. Malta Marmaris arası 6 mil ortalama süratle giderseniz non-stop durmadan. Beşinci gün varırsınız. Malta'dan çıksam ortalama 6 mil süratle 5. gün Marmaris'te olurum. Genelde apandislerini aldırıyorlar bu tarz işler için. İşler yapanlar. İlk kez duyuyorum. AYK Can 8 metre 32 beygir balıkçı teknesiyle İskenderun Fetri'ye geçişi için bahar ayları uygun mudur? Yani tekneyi bilmiyorum. Tekneyi kullanacak kaptanı bilmiyorum. Dolayısıyla bir yorum yapmam mümkün değildir. Ama bahar ayları sanılanın aksine İşte sonbahar olsun, ilkbahar olsun yani mevsim geçişleri her zaman için hava raporlarının daha çok yanıldığı zamanlardır. Ona dikkat edin. Yani kışın Ocak ayında hava raporuna güvenin, gönül rahatlığıyla çıkın seyirlerinize. Ama Mart sonu Nisan ayı gibi biraz daha dikkatli olun hava raporları konusunda. Aynı şekilde Eylül sonu Ekim ayları da benzerdir. Kerem Karataş demiş ki Sadun Bora ve eşi aldırmışlar da apandislerini. Yani apandistin o kadar büyük sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Belki onların dönemi için. Yani. Levent Şahin demiş ki ölürsün. Ya bir şey söyleyeyim, bir sır paylaşayım. Hepimiz öleceğiz. Okyanus geçerken otopilota takıp mı uyuyorlar ve ne derece güvenli? Evet, otopilota takıp onu 150. videodan sonra Hasan Sardıç Bey hani planımız o yönde ya. 150. videodan sonra okyanus konularına gireceğiz. O zaman detaylı konuşacağız onların hepsini. Ama şey yapmayın. Yalnızsanız, tek başınızaysanız Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da otopilota takıp otopilot devredeyken sakın uyumaya gitmeyin. Seyrinizi etaplar halinde planlayın. Ve seyriniz boyunca en az bir kişi seyrinizin her anında kokpitte uyanık bir şekilde çevreyi gözlemliyor olsun. Ne olursa olsun. Berat G. Atilla Gökova'nın yapacağı Barcelona İstanbul seyriyle ilgili olarak gelişmeleri takip edebildiniz mi? Tüm süreçle ilgili olarak yorumlarınız nedir? Yani yelkenli bir tekne seyri. Atilla Hoca da zaten konusuna hakim bir insan. Bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Ama gelişmeleri takip edebildiniz mi derken özel bir durum mu oldu? Onu yazarsanız sevinirim. Teknede köpekle yaşamak ekstra bir risk oluşturur mu? Yani denge açısından teknede koşturmayı yapmayın. Hep sakin hareket edilmeli demiştiniz de. Ya emin olun, şimdi çok arkadaş alınabilir ama kedi köpek türü hayvanlarla seyir yapmak insanlarla çoğu zaman seyir yapmaktan daha emniyetlidir, daha rahattır.
bazı bisiklet gezginleri de apandislerini aldırıyorlarmış. Ya ilk kez duydum. İyi oldu aslında bu kadar kişi üzerine basa basa söylediğine göre bir araştırayım ben bu olayı. Apandist olayı. Ahmet Baltalarlı demiş ki kalp krizi var, aort diseksiyonu var, safra kesesi var. Hastalık için, hastalık sebebiyle ölmek için çok sebep var. Apandiste varana kadar demiş. Haluk Ünver denizcilerden bu apandistini aldıran bilmiyorum. Ortada bir şey yokken alacak cerrah olduğunu da sanmıyorum. Haluk Bey zannedersem tıp doktoruydunuz siz. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Ortada bir şey yokken alacak cerrah olduğunu da sanmıyorum demiş. Ben de kesinlikle katılıyorum. Yani durduk yere ben işte okyanusa açılacağım, apandistimi aldırayım. Yok böbreğimde taş oluşur mu? Böbreğimi aldırayım. Bunlara gerek olduğunu düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızı önemseyin. Haluk Hocam evet demiş, tamamdır. Atilla Bey demiş ki Murat Hocam kaptanın motor seyri sırasında teknedeki diğer kişileri uyarmadan hız değişikliği yapmasıdır demiş. Yani yelkenli teknelerde o kadar ani ivmelenme zaten isteseniz de yaratamıyorsunuz. 30-40 beygirlik bir motorumuz var, 10-12 metrelik tekneler. Ama bir motor yatta evet ani ivmelenmeler sıkıntı yaratabilir. Bence apandist olayı ben bir araştırayım onu ama Haluk Hocam'ın söylediği gibi sağlıklı bir apandisti de durduk yere işte ben bisiklete bineceğim, yelken yapacağım, okyanusa açılacağım diye de aldırmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Haluk Hocam'ın dediği gibi de bunu da sağlıklı bir insandan alacak bir doktor olacağını ben de düşünmüyorum. Sami Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekomen demiş ki tek başımıza bir tekne alamadığımız için, iyi bir tekne alamadığımız için 3 kanka olarak tekne alsak bu konuda fikriniz nedir? Yani bilemiyorum. O ortak tekne olayı benim pek sıcak baktığım bir konu değil ama tabii imkanlar çerçevesinde uyumlu bir şekilde herkes tatmin edecek bir anlaşmaya varabilecekseniz neden olmasın? O tamamen kişisel tercih. Sail Drive ve Mr. Biker demiş. Ekipmanından kaynaklı tekne su alır mı? Mesela bakımsız kapak contası vesaire. Sadun Bora ve Atasoylar vardı aldıran apandistini demiş. Ya bu apandist konusuna bence fazla kafaya takmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Apandistinizde de bir sorun yoksa, mutlaka aldırmanızı gereken bir sağlık sorunu yoksa bence gereksiz yere vücudunuzdan bir parça aldırmayın. Ben de doktor gibi burada ahkam kesiyorum ama yani benim en azından bakış açım o yönde, kesinlikle doktorlara danışarak bu işlere kalkışın, girişin veya fikirlerinizi o yönde oluşturmaya bakın. Murat Sözen demiş ki teknenin
rutin kontrollerini yapmadan denize çıkmayın. Ha, az önce şeyi kaçırdım, cevaplamayı. Bu apandist işine dalınca. Sail drive nedeniyle tekne su almaz. Ama sail drive'ın oturduğu yerde büyük bir tane kauçuk conta var. Siyah kalın böyle. O contanın belli periyotlarla kontrolünü tavsiye ediyor üretici firmalar. Üzerinde bir tane de ring var, metal ring. O contaya basan, üzerine civata somunlarla sail drive'ın oturduğu. O ringi yanlış hatırlamıyorsam 4-5 yılda değiştirin diyorlar. Benim tavsiyem, çoğu sail drive üreticisi firma belli bir tarih vermese de o ring 4-5 yılda bir değiştirirken her iki ring değişiminde bir, yani yaklaşık 10 yılda bir o sail drive contasını değiştirirseniz o konuyu unutabilirsiniz. Öyle kolay kolay yırtılacak bir şey de değil. Hatta yani benim demek istediğim 10 yılda bir değiştirin o sail drive contasını, ana büyük körü. Ama 15 yıl, 20 yıl değiştirmeden seyirlere çıkan, dolaşan pek çok tekne de var. Levent Şahin demiş ki apandist isteğe bağlı aldırılabilir. Ya o konuda dediğim gibi doktor değilim, bir yorum yapmayacağım. Yapabileceğim kadarını yaptım zaten. Kaspar Bey demiş ki sürenin yarısı geçti. Acemi kaptanların yaptıklarından çok az bahsettiniz. Tamam, pekala. Daha az soru sorun. Bana bir 15-20 dakika müsaade edin lütfen. Kaspar Bey doğru söylüyor. Bazı sizle paylaşmak istediğim bu denizde sıkça yapılan hatalar konusunda da biraz fikirlerimi belirtmek istiyorum. Şimdi sıkça gördüğüm hatalar, yani bunu sadece şey olarak algılamayın. Sadece Türkiye'de yapılıyor bu hatalar olarak düşünmeyin. Malta'da da sıklıkla yapılıyor. İngiltere'de de sıklıkla gördüğüm hatalar. Onlardan bir kısaca bahsedeyim. Birincisi, elektronik cihazlara çok fazla güvenmeyin. Ben biliyorsunuz işim gereği pek çok farklı teknede pek çok seyirler yapıyorum. Birbirinden farklı teknelerde defalarca gördüğüm olay, mesela GPS'in bir koyda demirliyken beni tepenin üstünde gösterdiğine ben çok şahit oldum. Yani GPS'ler, elektronik cihazlar bazen durduk yere yanılabiliyorlar. Hata verebiliyorlar. Hata verebiliyorlar da demeyeyim de tam karşılığı ne olur? Yani bir yanılma payı yaratabiliyorlar ister istemez. Herhangi bir aksaklıktan kaynaklı. Yani elektronik cihazları her zaman için bir ikinci teyidini gözlemlerinizle yapmanız gerekiyor. Herhangi bir uyumsuzluk hissettiğinizde de o elektronik cihazı kapatın. Tamamen manuel seyre geçmeniz gerekebilir. Yani sadece körü körüne elektronik cihazlarla seyir yapılabilecek çok büyük bir hatadır. Ha, bu akşamki
video canlı yayın apandist videosu oldu. Hadi kapatalım apandist konusunu. Biz konumuza devam edelim. Demirlemeyi. Çoğu arkadaş maalesef bilmiyor. Çok basit gibi göründüğü için ve geçmişten gelen kitaplarda, anlatımlarda, tavsiyelerde, eşin dostundan duyduğumuz bilgilerde çok basitmiş gibi algılandığı için herkes de bunun üzerine konuşuyor, yorum yapıyor. Ama bu çok kirli bir bilgi karmaşasına neden oluyor. Doğru demirlemeyi öğrenin. Doğru demirlemeyi çoğumuz bilmiyoruz. Sadece dediğim gibi Türkiye için de geçerli değil. Mesela o tornistan verin demirleme sırasında diyen arkadaşlar yani büyük sıkıntılarla karşılaşabilirler. Hepsini tek tek anlatacağım. Yani bu kanalda her şeyi detaylı anlatıyorum. Dediğim gibi aradaki söylediğim ayrıntıları kaçırmadan izlediğinizde zaten her şey yerli yerine az biraz mantığı olan kafası çalışan herkes de yerli yerine oturacak. Aslında işin başında kaptanlarımız, acemi kaptanlarımız özellikle hangi bilgiye ihtiyacı olduğunun farkında değil. Bunu nasıl örnek verelim? Hadi tıptan giriyoruz. Şimdi tıp fakültesine giren bir arkadaş. Daha önce de bahsettiğim gibi. Cerrah olabilmek için. Ya ben şu dersleri benim ihtiyacım yok diyebiliyor mu? Ben sadece şu dersi çok seviyorum. Benim de ihtiyacım onlar. Sadece o iki derse gireceğim. Diğerleri benim için önemsiz diyebiliyor mu? Hayır. Müfredat sistem diyor ki sen cerrah olmak istiyorsan bak kardeşim senin önüne şu dersleri birinci sınıfta bunları göreceksin. İkinci sınıfta şu dersleri göreceksin. Ve bunların hepsinden geçmen gerekiyor ki cerrah olabilirsin diyor. Aynı şey hayatımızın pek çok alanında geçerli olduğu gibi yelken konusunda, kaptanlık konusunda da geçerli. İşte en büyük sıkıntı da oradan başlıyor zaten. Bir müfredatımız yok Türkiye'de. Neye ihtiyacınız, hangi bilgiye ihtiyacınız olduğunu çoğumuz bilmiyorsunuz. Ben buraya notlar almıştım. Onlara da bir göz gezdireyim. Denizde çatışmayı önleme tüzüğünden bahsettik. Kesinlikle bir kaptan teknesinin halatlarını çözüp seyre çıkmadan önce o denizde çatışmayı önleme tüzüğünü iyice yemiş, yutmuş, özümsemiş olması lazım. Orada kesinlikle net olalım hepimiz. Araçlar çoğu kişi için amacın önüne geçiyor. Daha önce de bahsettiğim gibi sadece tekne denizcilik konusunda değil. Pek çok alanda da öyle. Mesela bisiklet hobisine merak sarıyor. Bisiklete bineceğim diyor birisi. Bisiklete ve üzerindeki donanıma odaklanıyor. Ya senin amacın bisiklet alıp üzerinde donanımıyla uğraşmak mı yoksa o bisikletle dolaşmak mı? Gezmek mi? Bisiklete binmek mi? Aynı şey yelken konusunda da geçer. Yani tekneye çok detaylı ayrıntılarıyla uğraşıyoruz, vakit kaybediyoruz. O detaylı mühendislik ayrıntılarını, imalatçıları ilgilendiren ayrıntıları öğrenmeye uğraşacağınıza kaptanlık bilginizi arttırmaya uğraşın. Orada büyük bir hataya düşüyorsunuz.
Bir de çok büyük bir hata değil. Biraz da denizcilik görgüsü ananeleriyle ilgili de konuşmuş olalım. Bir tekneye misafir olarak gittiyseniz o tekneyle ilgili herhangi bir eleştirde bulunmayın. Mesela demeyin ya bu teknenin boyu biraz küçük gibi, ben kendim alacak olsam bunun işte 2 metre daha büyüğünü düşünürüm falan. Çok sıkışık oturmuyor musunuz burada demeyeceksiniz. Bir tekneye misafir gittiyseniz sadece o tekneyi övün. Yani misafir olduğunuz ev sahibini onure edin. Ya yalan söyleyin, atın tutun da demiyorum ama en kötü şeydir. Hem tekneme misafir geliyorsun hem benim teknemi kötülüyorsun. Buna dikkat edin. Bu çok ayıp bir şey yani. Başka ne olabilir? Bir şeyi zorlamayın. Buraya not almışım. Yani zorlamayından kastım. Hava sert. Marina'ya gireceksiniz. Tekneyi pontona yanaştıracaksınız. Kafanızda bir plan oluşturdunuz. Ekibinizi organize ettiniz. Var veya yok, yalnız da olabilirsiniz. Bir planınızı oluşturdunuz. O plan dahilinde marinaya girdiniz, pontona doğru ilerliyorsunuz, bir şeyler aksi gitti. Pontonun oradan atıyorum birisi zıplamaya başladı böyle havaya. El kol hareketi yapıyor size, böyle ellerini sallıyor falan. Yani bir şeyler anlatmaya çalışıyor, ne anlatmaya çalıştığını anlamadınız mesela. Direkt çıkın. Tekrar dönün. Emniyetli sulara, teknenizi emniyete alın. Etrafınızı bir kolaçan edin. Teknenizde bir aksi durum var mı? Veya marinanın içinde aksi bir şeyler var mı diye. Gerekiyorsa VHF'ten marinaya seslenin. Deyin ki böyle pontonda bir hoplayıp zıplıyordu. Bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Bir aksi durum mu var diye sorun, danışın, emin olun sonra tekrar. Veya tam giriyorsunuz, planınız doğrultusunda pontona yanaşma manevranızı yapacaksınız. O an suyun içinde halat demeti benzeri yüzen bir şeyler gördünüz. Yanaşacağınız pontona yakın, yolunuz üzerinde. Acaba o neydi, şu neydi, bu neydi diye tereddüt etmeyin. Dönün, teknenizi emniyete alın. Ne yapacağınız ondan sonra karar verin. Bunun gibi bir şeyler aksi gittiğini hissettiğiniz anda yaptığınız işi zorlamayın. Derhal teknenizi, dolayısıyla kendinizi ve ekibinizi emniyete alacak bir şekilde vazgeçin. Durumu yeniden değerlendirin. Yeni gerekiyorsa yeni planınızı oluşturun. Tekrarlayın. Yani acele etmeyin ve zorlamayın. Bir şeyler aksi gittiğini hissediyorsanız vazgeçin, dönün geri, emniyetini alın kendinizi, tekrarlayın. Başka notlarıma şöyle bir bakayım. Cahil cesareti diye bir not almışım. Bizim Türkçemizde artık atasözü gibi olmuş bir deyim var. Cahil cesareti. Zannedersem güzel bir YouTube kanalının da ismi. Kendileri de izliyorlarsa veya haberleri olursa sevgilerimi iletiyorum. Cahil cesareti bizim ülkemize has sıkıntılı bir durum. Yani biz övünerek bahsediyoruz. Ya hiçbir bilgim yokken, işte hiçbir tecrübem, bir deneyimim, bir eğitimim yokken şunu şunu yaptım. Bundan
övünç duyuyoruz, böbürleniyoruz. Bence bu yapmayın. Cahil cesareti göstermeye çoğu ülkede kısaca aptallık diyorlar. Cahil cesaretiyle övünmeyin. İyi bir şey değil. Denizde cahillik hem kendinize hem diğer denizi paylaştığınız insanlar için tehlike arz eder. Sizin ekleyecekleriniz varsa onlara da şöyle bir bakayım. Beyaz şarabı unutmayalım demişsiniz. Uğur Kaya Bey demiş ki Malta'ya gelirsek beyaz şarapla uğrarız. Moody 45 Diyez ile ilgili bilgi verir misiniz? Levent Şahin demiş ki evet Moody 45 Diyez çok güzel bir tekne. Eğer o paraları vermeyi düşünüyorsanız 54'tü zannedersem. DS 54. Efsane. Moody DS 54. Bir bakın. Yani hayal gibi, rüya gibi bir tekne yapmışlar. 4 4'lük hiçbir kötü tarafı yok. Çok da doğru seçim olur. Yani 45 DS de çok güzel de. Yani böyle artık efsaneleşmiş bazı markalar var. Bence o markaların en başta gelenlerinden biri benim kişisel tercihim olarak da Moody efsane. Ama çok pahalılar. Maalesef hayalden öte geçemez Moody's. Şu durumda benim için. Atilla Bey demiş ki gece Alarga'da kaldığımız zaman nelere dikkat etmemiz lazım? Yani ya doğru demirlemenin içinde bunlar aslında. Doğru yere, doğru şekilde, doğru ekipmanla demirlediğinize emin olun. Hava şartlarının bir sıkıntı yaratmayacağından emin olun. Hava raporlarını takip edin. Çevrenizdeki tekne, demir alıp giden tekneler olsun, demirlemeye gelen tekneler olsun. Onları da göz ucuyla kontrol edin. O önemli. Çünkü sadece bir koyda sizin demirlemeyi biliyor olmanız, doğru demirlemeniz, doğru ekipman kullanıyor olmanız yetmiyor maalesef. Yanınıza gelip demirleyecek teknenin de aynı hassasiyette olması gerekiyor. Mehmet Günsel demiş 1 milyon 100 bin dolar yazıyor. İkinci el mi? 45 diyesin mi? Sirius DS 35-40 da muhteşem. Ya hiçbir tekne kötü değil ama bu Moody 45 DS olsun. Bu Moody'nin yeni DS serisi efsane efsane, yok öyle bir şey. 54. Evet Moody DS 54. Böyle bir tekne yok yani. Kolay kolay da bir tekne için bu kadar övmem ama Abidin Odabaş Sirius 40 DS çok daha kullanışlı ve ayrıntılı. Hadi kavga edelim. Sirius mu? Moody mi? Ege'de yıl boyunca rüzgarın az, havanın iyi olduğu, en çok denize çıkılabilen yer neresidir? Acaba yelkenci değil balıkçı gözüyle bakarsanız tercihiniz neresi olur? Ya ben balıkçı değilim ki. Bilemeyeceğim. Rüzgarın az, havanın iyi olduğu.
Ege'den bahsediyoruz, Ege. Atilla Eken, yangın tüplerinin bakımlarının gecikmesi. Yangın tüpleri için de videolar gelecek, video gelecek. Ama şunu söyleyeyim, şeye dikkat edin. Yangın tüplerinin üzerinde bir tane basınç göstergesi var ya, hani küçük bir gösterge, üzerinde bir ibre var ve ibre yeşil skalanın içinde olduğunda diyoruz içindeki basınç tamamdır falan. Ama o yangın tüpünün içinde artık kullanılan çoğu yangın tüpü toz içinde söndürücü toz barındıran tüpler ve o içindeki toz zamanla katılaşıyor. Siz basıncı tam da görseniz işte değişim bakım periyodu gelmiş bir tüpte ihtiyaç duyduğunuzda mandalına bastığınızda o tüpten bir şey dışarı çıkmayacak. O tozlar zamanla sertleşiyor. O yüzden yangın tüplerine özen gösterin. Bir de çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir şey var. Aslında pek çok konuda bu bilgiyi kullanmak lazım. Ama özellikle yangın tüpleri konusunda. Mesela teknenizdeki yangın tüplerinin hepsini değiştireceksiniz. Ne diyelim? 5 tane küçük boy, bir tane de motor yangını ve genel kullanım için büyük boy yangın tüpünüz var. 6 tane. Altısında bir kere de aynı yerden, aynı marka, aynı üretim tarihi olan tüplerden gidip almayın. Teknede tuttuğunuz tüpleri ikiye ayırın. Yarısını bir markadan satın alın, yarısını farklı bir markadan satın alın. Çünkü her materyalde olduğu gibi bazen belli bir tarihte belli bir üretim hattından çıkan ürünlerde benzer hatalar oluşabiliyor. O an o üretim hattının başında olan işçinin, çalışanın performansıyla alakalı olabilir. Veya o anki o periyottaki üretim hattındaki makinelerin ayarsızlıklarıyla alakalı olabilir. Veya kullanılan ham maddeyle alakalı olabilir. Bir sıkıntı olduğunda en azından tüplerin hepsinde aynı sıkıntı olmasın. Bunları düşünün çünkü yangın tüpünü ihtiyaç duyduğunuzda o mandala bastığınızda o tüpün çalışacağından emin olmanız lazım. Murat T. demiş ki denize adam düştü manevrası hakkında bilgi verir misiniz? Ya o konuyu çok detaylı konuşacağız. Belki iki video, üç video olacak o. Birinde temel konuları anlatacağım. İşin mantığını anlatacağım. İkinci de tamamen uygulamaya dönük ki iyi bir drone satın alacağım veya kiralayacağım artık. Drone çekimleriyle beraber o denize adam düştü konusunu çok detaylı anlatacağım. Belki üçüncü videoda da o adam denize düşeni kurtarma serisinin üçüncü videosunda da kazazedenin hipotermi maruz kalabileceği hipotermi konusunu detaylı anlatacağım. Hipotermiye uğramış bir kazazedeye nasıl müdahale etmeniz gerektiğini detaylı anlatacağım. Kazazedeyi denizden nasıl tekneye almanız gerektiğini de detaylı anlatacağım. Biraz sabır. Cenk Bey size hayırlı olsun diyorum. 40DS, macOS 40DS 2003 model alma düşüncemiz var demiş. Çok bilinen bir marka değil.
İyi de diyemeyeceğim, kötü de diyemeyeceğim. Hiç üzerine çıkıp da bir tecrübem olmadı. Ama her tekne alınabilir yani. Sadık Öztop, denize adam düştü, çok değerli olur bence de. Ya az önce de dediğim gibi kanaldaki videoların konularını özellikle çok kafa yorarak seçiyor. Yani bir bilgi havuzunun içinden o konu başlıklarını seçtiysem, özellikle konuya, bu işe yeni başlamış arkadaşların o konu, benim seçtiğim konu başlıkları üzerinde tekrar bir seçime gitmesinler. İhtiyaç duyacağınız, denizde ihtiyaç duyacağınız bütün bilgileri belli başlıklar altında, belli bir düzen içinde vermeye çalışıyorum. Yani denize adam düştü konusu ne kadar önemliyse, navigasyon konusu da onun kadar önemli. Navigasyon ne kadar önemliyse, acil durumlar, teknede yangın konusu da o kadar önemli. İlk yardım konusu da o kadar önemli. Yani bunlar bir bütünün parçaları gibi değerlendirin. Eksik parçalarla yola çıkmayın. Telsiz operatörlüğü konusu önemli mi kaptan? Yani bir telsiz görüşmesini, ki kısa mesafe telsiz belgesine sahipseniz, bunları zaten gerektiği kadar öğrenmiş olmanız gerekiyor. Terminoloji için bir başlık konusu olabilir mi demiş Haluk Ünver. Ya terminoloji derken çok kapsamlı bir konu ya. Sadece işin içine Türkçe, İngilizce kelimeler de giriyor. O konuya girersek nasıl çıkarız bilemiyorum. Ama özel böyle bir spesifik öneriniz varsa onu da değerlendirmeye çalışırım. Murat Ersoy demiş ki, yeni başlayan bir amatör denizci ne zaman güvenli seyir yapabilir hale gelir? Başlıklar halinde yol haritası olabilir mi veya adımları var mıdır? Nasıl seyirler yaparız? Yaparak hazır oluruz. Ya bu kanal zaten bunun üzerine kuruldu. Başlıklar halinde. Birinci videodan alıp sizin ihtiyacınız olan bilgilerle sizi donatıp, ondan sonra tamamdır, bu kanal bitti diyeceğimiz bir proje zaten bu kanalın konsepti. Adım adım gideceksiniz. Yapacak bir şey yok. Bunun kestirme bir yolu yok. Bir de şu yanılgıya da düşmeyin. Pek çok kişinin söylediği gibi tecrübe bir yere kadar önemlidir. Asıl olan bilgidir. Sizin bilgiyi, doğru temiz bilgiyi ne kadar hızlı öğrendiğinizle alakalıdır. Doğru temiz bilgi, altını çiziyorum. Yani tecrübeye çok fazla güvenmeyin. Bilgiye güvenin. Bir ameliyathanenin kapısında 60 yılda bekleseniz, 60 yıl orada durdunuz diye sizi cerrah yapmazlar. Veya havaalanında 50 yıl yolcu terminalinden inen kalkan uçakları seyrettiniz diye sizi pilot yapmazlar. Bilgi gerekir. Kenan Turan demiş ki, tekne ruhsatında kişi adedi kadar can yeleği veya simidi bulundurmak zorunda mıyız? Evet, bulundurmak zorundasınız. Hatta daha fazlasını bulundurmak zorundasınız. Açık denizde tehlike saçıyorsa suç işlemeden ne yapabiliriz
Anlamadım Timur Bey, biraz açarsanız. Kıç kokpit düzeni size de güvensiz gelmiyor mu? Örneğin otopilot çalışmıyor ve ani fırtınaya yakalandınız. Fırtına da zaten otopilot kullanılmaz ki. Ali Çetin, bu kanal bitmez, bitirmeyiz. Bakalım. Bir şu yani yüzümün akıyla bir işe kalkıştım. İlk videoda da söylemiştim zaten. Dertsiz başıma dert aldım. Böyle bir işe kalkıştım. Yüzümün akıyla şu projeyi bir tamamladıralım. Bayağı da iyi gittik, iyi gidiyoruz. Şu pandemi biraz planları aksattı ama bu canlı yayınlarla olsun vesaireyle olsun. Hadi o açığı da bir nebze kapatıyoruz. Şu işi bir yüz akıyla tamamlayalım da ondan sonrasını konuşuruz zaten. En uygun tekne nasıl kiralanır? ADB yeterli olur mu? Yani böyle kesin bir cevap verebileceğim bir soru değil ki. Araştıracaksınız charter firmalarını. Ve bir tanesinde karar kılacaksınız. Sürekli aynı firmanın müşterisi olduğunuzda nazınız o firmaya geçmeye başlayacak. Size devamlı müşteri indirimleri yapacaklar. İşte erken rezervasyon indirimleri yapacaklar. Biraz daha mütevazi tekneler tercih ettiğinizde nispeten biraz daha küçük ve nispeten biraz daha yaşlı tekneler tercih ettiğinizde ödeyeceğiniz kiralama bedeli toplamda oldukça düşecektir. ADB konusunda da bir yorum yapamayacağım. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de bir müfredatımızın olması gerekiyor. Sürekli söylüyorum. Bir müfredat yok. Aklı başında bir müfredat yok. Oradan kopyala yapıştır, buradan kopyala yapıştır. Bir ucube var ama derli toplu bir müfredata ihtiyacımız var. Ve o müfredatı doğru bir şekilde yeni denizcilere, yeni yelkencilere aktarabilecek kalifiye eğitmenlere ihtiyacımız var. Ace Receiver olan tekneye nasıl transponder takabiliriz? Mehmet Sevik sormuş. Sadece receiver'sa yani alıcı cihazsa o cihazı satacaksınız, yerine transceiver alacaksınız. Hem transponder özelliği gösteren yayın yapabilen hem de receive özelliği yayını algılayabilen transceiver özellikli bir Ace cihaz alacaksınız. Derdinize talibiz Murat Kaptan demiş. Yani siz nasıl diyeyim, bu videolarla yayınladığım videolarda sadece önünüze gelen yemeği görüyorsunuz ama bir de bunun mutfak kısmı var, hazırlık kısmı var. Yani yakınıyor gibi de algılamayın. Sohbet ediyoruz sadece. Şu işi bir yüzümün akıyla bitireyim de sonrasını konuşuruz. Atilla Sezer demiş ki hoş, iyi akşamlar, geç kaldım. Evet ya, sizi yok yazmıştık. Neyse, hoş geldiniz. Kenan Turan demiş ki yangın tüplerinin yanında kum torbası da bulundurmalı mıyız? Ne işe yarar? Yok ya, teknede kum torbasına gerek yok. Yangın tüplerinize güvenilir olsun. Kaliteli markalı firmalarda tüplerinizi değiştirin, doldurtun. Gerçekten bu işi Türkiye'de de çok ciddi yapan firmalar var. O doğru firmalardan yangın tüplerinizi alın. Yani ne olursa olsun yangın tüpünün
mandalına bastığınız anda o yangın tüpünün çalışacağından %100 emin olun. Bir dakika, Timur Erdinç Bey, başımızdan geçti, yelkenli tekneyle fırtınaya girdik, kapat yelkeni motora geç dedik, bizi dinlemedi kaptan. Tekne hasar gördü, alabora oluyorduk, deniz suyu teknenin içine girdi, Allah korudu bizi. Fırtına da yelkenler kapatılıp motor seyrine geçilmez. Ben de o kaptanın yerinde olsaydım ben de yelkenleri kapatıp motor seyrine geçmezdim. Belki de sizin hayatınızı o kurtardı. Yelkene geçmeyip yelkeni kapatmadığı, motora geçmediği sizin hayatını kurtarmıştır muhtemelen. Sadık Öztop demiş ki denizde çatışmayı önleme tüzüğü 99 sayfalık 54 sayfaya indirmiş. Onu bile bozmuşlar. Yalnız şeyle karıştırıyor olmayın. Benim paylaştığım, bu Google Drive'a yüklediğim denizde çatışmayı önleme tüzüğü standardın genişletilmiş versiyonudur. Şimdi hani özümsemekten bahsettik ya denizde çatışmayı önleme tüzüğünü. Orada geçen maddelerin detaylı anlatımını da içeren versiyonudur. O diğer gerçek tüzükten biraz daha kapsamlıdır. Herkes anlasın diye biraz daha genişletilmiştir. Yangın battaniyeleri de bakım gerektiren ürünler midir demiş Sami Devrim. Hayır, yangın battaniyeleri bakım gerektirmez. Ama tek kullanımlıktır. Bir kere yangınla yüzleştiği zaman yangın battaniyesi, o artık bir daha kullanılmaz. İkincisi, onu yerinden çıkardığınızda kutusunun içine belli bir katlama şekliyle katlanır ve o kırmızı şeritten çektiğinizde onun kolaylıkla gelmesi gerekiyor. Yerine katlayıp koyacağınız zaman çok dikkatli katlayıp koyun. Yoksa orada durduğu sürece, dışarı çıkarmadığınız sürecinde kendi kabında çok uzun yıllar zarar görmeden muhafaza edebilirsiniz. 40 fitlik bir teknede uzun seyir planı yaparken maksimum rüzgar ve dalga şiddeti ne olmalıdır? Çok göreceli bir soru Murat Bey. Kesin bir cevabı yok. Zaten bu soruyu sorabiliyorsanız dalga ve rüzgar şiddetinden önce, eğer teknenin kaptanı siz olacaksanız, o seyre çıkmayın. Yani bu tür soruları zaten netleştirmiş olmanız lazım uzun seyirlere çıkabilmek için. Zekeriya Kır demiş ki motoru açık ama rölantide tutmakta fayda olabilir sert havalarda. Ya sert havalarda motor daha kolay hava yapar. Mazot sistemi, yakıt sistemi. Bence sert havaya girmeden önce, daha önce de konuştuk bunları, bütün cihazlarınızı, şarjlı cihazlarınızın pillerini şarj edin. El fenerlerini, işte servis akülerinizi, ne bileyim, el telsizinizi, şuyu buyu, hepsinin bataryaları full şarjlı olsun sert havaya girecekseniz. Ondan sonra da motoru çalıştırmayın, unutun. Yelken. Gerekiyorsa camadan vurun, yelken alanınızı küçültün ama sert havada, yani oldukça sert havada, öyle 25-30 knotlarda belki bu anlattıklarım söz konusu değil ama bir 40 knotların üzerlerine çıkmaya başladığınızda artık motoru unutun bir yelkenli teknede. Gerçek bir yelkenli teknede. Fırtınada yelken hakimiyeti çok zor olmaz mı? Hayır, olmaz.
Fırtınada yelkenleri küçültüyoruz. Yani normal 15 knot havada full arma giderken yelken üzerine binen yükle 40 knot havada iyice küçültülmüş yelkenlere binen yük 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Motor yatçılar mı abidin oda başı? Motor yatçılar mı yelkenciler mi daha iyi denizcidir? Dersine en çok çalışan daha iyi yelkencidir. Yedek mazot varsa mümkünse depoya eklemek gerekir sert havaya girerken. Yani olabilir. Evet, fırtına çıktıktan sonra camadan atmak. Fırtına çıkmadan önce küçülteceksiniz. Daha önce anlattım hep bunları. Siz camadan vurma zamanından bir önde gideceksiniz sürekli. Reefing yapıyorsunuz. Neden zor olsun? Biz Plymouth Oban serinde iki fırtına atlattık. Hiçbirinde motor çalıştırmadık. Kesinlikle. Yelkenli teknede sert havada kesinlikle motorunuzu unutun. Çok 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 ekstrem bir durumda son çare. Son çare. Hep planınızı yelken üzerine yapın. Yelkenli teknede. Gerçek bir yelkenli teknede. Tekrar söylüyorum. Deniz olsun da sormuş, küresel ısınma iklim değişikliklerinin denizlere etkisini, yani akıntı fırtına etkisini gösteren bir çalışma var mı seyirde? Bu da önemli gibi geliyor. Küresel ısınmanın akıntılara, fırtınalara etkileri tartışılır. Tam çözülebilmiş bir şey değil, etkisi var. Nasıl etkisi var? En büyük etkisi, hava raporları daha sık yanılıyor artık. Hiç hava raporunda gözükmeyen bir fırtınayla da bir anda karşı karşıya kalabiliyoruz. Hava hareketleri, hava oluşumları çok hızlı oluşabiliyor. Bunun yanında akıntılarla ilgili, işte Akdeniz'in dışına çıktığımızda akıntı atlasları var. Ama o akıntılar da gelgitlerde oluşan değişimlerden kaynaklı akıntıların yönünü ve şiddetini gösteren atlaslar. Onları da Akdeniz'in dışındaki seyirlerde mutlaka kullanıyoruz, kullanmamız gerekiyor. Gerçek yelkenli derken kastınız nedir? A kategori sabit salma. Arması düzgün ayarlanmış, dümen sistemi sorunsuz bir tekne. Rota hazırlamaya yardımcı bir program var mı internetten bakabileceğiniz? Ya elektronik sistemlerin veya bilgisayarlarda kullanılan algoritmaların, yazılımların hazırladığı bir seyir planına, pasaj planına güvenmeyin. Siz hazırlayın. Çok zor bir şey değil. Ben size detaylı tekrar tekrar ederek anlattığım bir pasaj planı var. O pasaj planını düşünün. Ben anlatmadan kendi başıma gerçek hayatta yapıyor olsam A'dan Z'ye onu yapmam benim 10 dakikamı, hadi bilemedin 15 dakikamı al. Yani bir seyre çıkmadan önce 15 dakikanızı pasaj planı hazırlamaya ayıramıyorsanız zaten o seyre çıkmayın. Yani işin mantığını kaçırıyoruz. Elektronik cihazlara güvenmeyin. Kullanın.
Büyük kolaylıkları var, büyük yardımcılar. Teknolojiyi takip edin, teknolojiden uzak kalmayın ama mutlaka onları, sadece onlara güvenerek seyirler yapmayın. Murat Balta, aslında şunu soruyorum. Sert havadan kastınız nedir? Kaç nat bu hava? Keşke Murat Bey videoları sırasıyla baştan sona izliyor olsaydınız. O kadar, nasıl diyeyim? Bizim limitimiz, şimdi konuştuğumuz, bu kanalda konuştuğumuz limitimiz 10 bofora kadar. 55 nat. 50-55 natın üzerindeki bir rüzgarı şu an konuşmayacağız, konuşmuyoruz. Sert havadan kastım 40-55 nat arası olsun. Hadi 9-10 bofor olsun. Maksimum. Ha, motor çalıştırmayın dememdeki sert havada motor çalıştırmayın, motoru unutun diyeceğim limiti soruyorsanız, tekneden tekneye değişir. İlk cam adanı vurduğunuz andan itibaren motoru unutun. Öyle diyeyim. Yani öyle bir genelleyebiliriz. Full arm'a gidemeyeceğiniz kadar sertleştiyse hava, motoru unutun. Tramola atmadan önce rüzgara dik gitmeliyiz değil mi? Yok öyle bir şey. Konuşacağız hepsini. Tramola atmayı, kavança atmayı tek tek anlatacağım, göstereceğim. Ama pratikte artık geleneksel seyir yöntemlerini kullanan kaptan kalmadı. Kurmay Erbaş demiş. Elektronik cihaza güvenmeyin diyorsunuz ama pratikte artık geleneksel seyir yöntemlerini kullanan kaptan kalmadı. Nasıl bu kadar kesin oluyorsunuz? Benim tanıdığım, ben de dahil pek çok kişi uzun seyirlere kağıt harita üzerinde planlama yapmadan çıkmıyoruz. Belki sizin çevrenizdeki kaptanlar o şekilde davranıyor olabilir. Ama belki de şeyi mi kastediyorsunuz? Büyük gemilerden, onlarda da kağıt haritalar hala geçerli kullanılıyor ve tutmak zorundalar. Sadece elektronikle düne güvenerek kimse seyir yapmıyor. Yani çok iyi bildiğiniz bir bölge vardır. Artık evinizin bahçesi gibi olmuştur. Her seferinde de orada, her seyrinizde tekrar tekrar aynı seyri defalarca kağıt üzerinde planlamanıza gerek yok. Hadi birincide planlarsın, ikincide planlarsın. Ondan sonra kafana, o plan zaten kafanın içindedir. Tekrar 10.ya 20.ya aynı seyride planlamaya gerek yok tabii. Esra demiş ki biz Birleşik Krallık'ta klasik haritalar kullanıyoruz. Yani herkes her yerde klasik harita kullanıyor zaten. Preventer. Preventer koruyucu demek. Engelleyici, sizi koruyan. Genelde bu istemsiz kavança, accidental jibe, tehlikesi baş gösterdiğinde preventer denilen bir düzenek kuruyoruz. Bombayı sabitliyoruz. Bu istemsiz kavançadan korunabilmek için. Onların hepsini tek tek anlatacağım, göstereceğim. Tekne üzerinde kurmamız lazım. Devrim ileri. Tamam, şimdi oldu. Gemilerde çift elektronik harita olanlarda
kağıt artık kullanılmıyor. Kullanılmayabilir. Yani öyle cep telefonuma Navyonic yükledim, tabletime bilmem ne yaptım falan, onlarla yapılacak işler değil bunlar. Yani nasıl canınızı, malınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu bir Çin malı cep telefonuna, Amerikalı zannettiğiniz cep telefonu da bilmem neresindeki çip parça bir şekilde Çin malı. Yani nasıl güvenebiliyorsunuz? Hayret. BlueCap, bunu daha önce de konuştuk. Dünya turu için bütün haritaları almak, bulundurmak çok zor geliyor. Sadece dünya turu için değil, Ege için bile bütün haritaları almak büyük sorun. Tamam, onda hemfikiriz. Ama daha önce de anlattığım gibi genel haritayı alırsınız. Mesela bir Doğu Akdeniz haritası elinizin altında olsun, bir Batı Akdeniz haritası elinizde olsun, bir genel Ege haritası elinizde olsun, hatta Güney Ege, Orta Ege, Kuzey Ege haritaları elinizde olsun. Bir Marmara için Doğu Marmara, Batı Marmara iki tane harita elinizde olsun. Kaç tane harita saydım? 2, 4, 6, 7 tane harita saydım. Akdeniz, Ege, Marmara için. Bu 7 harita olsun. Ana planlamanızı o kağıt harita üzerinde yapın. Portolan seviyesindeki haritaları tutmanıza gerek yok. O durumlarda kağıt haritalara başvurun. Elektronik haritaları kullanın. Tabii ki öbür türlü bütün haritaları tek tek portolan seviyesinde tutmaya kalkarsanız teknede zaten muhafaza edeceğiniz yer yok. Artı bir de onların güncellemelerini de takip etmeniz lazım. Yani kağıt haritaları güncel tutmak da zor. Onu da kabul ediyorum. Kurmay Erbaş demiş ki genelde chart plotter ve 7 olan hem cep telefonlarına hem de iPad tarzı cihazlara yüklenen. Ya tabii her kaptan serbest, istediğini yapabilir. Tamam, ben de Navionics'i kullanıyorum. İşte iPad'de ayrı uygulamalar var Navionics'e benzeyen. Veya bilgisayarda kendi portatif Ace cihazımı taktığım harita programları var. Tamam, bunları ben de kullanıyorum. Ama bakın ne diyorum. Ben Murat Erensoy olarak ana seyir planımı çok iyi bilmediğim sularda, yani her gün 1000 kere gidip gelmediğim sularda ana seyir planımı kağıt harita üzerinde oluşturuyorum. Ve size de bunu tavsiye ediyorum. Ve önümüzdeki bir 20-30 yıllık minimum süre boyunca da bu böyle olmaya devam edecek. Siz o elektronik haritaya ne kadar güvenebiliyorsunuz? Onunla alakalı. Ben de kullanıyorum onları. Hüseyin Yılmaz, hiç akünüz kaynadı mı? Kimisi akünün devamlı şarj edilip dolu olmasının faydasını, kimisi de akü cinsine göre deşarj edilip %30 ve benzeri sonradan şarj. Ne dersiniz? Akü şarj cihazınızın özelliklerine bağlı bir şey bu. Yani ne tür akü seçtiyseniz, solar da olsa, motordan gelen elektrikle de şarj ediyorsanız, güneş enerjisiyle de şarj ediyorsanız, kıyı elektriğiyle de aküyü şarj ediyorsanız, akünüzün tipine, kapasitesine uygun doğru düzgün bir şarj cihazı kullanmanız lazım. Akünüzün ömrünü uzatmak istiyorsanız. Ondan sonrasına da kafa yormanıza gerek kalmıyor. Zaten o şarj cihazları bütün işi gerektiği şekilde yapıyor. Deniz Giray da gelmiş aramıza. Biraz geç katıldım iş yoğunluğundan, hasta olduğum günlerde.
canlı yayınlarınız. Geçmiş olsun Deniz tekrar ya. Seni andık. Senin bu son videonu çok beğendim. Arkadaşlara onu tavsiye ettik. Her ne kadar dedim bazı konularda Deniz Hoca'yla çelişen farklı görüşlerde de olsak, özellikle dedim bu son videosunu seyredin. Murat Sözen, önereceğiniz pilot kitaplar var mı? Ya Türkiye için Vira Demir var, artık basılmıyor. İşte benim kullandığım Türkiye için bir pilot kitap var. O da birkaç arkadaş geri dönüşü yaptı mesajlarıyla, onu da bulamıyoruz dediler. Yani yabancıların yazdığı, Türkiye kıyıları ile ilgili bir pilot kitap var. Onu yurt dışından getirtebilirsiniz. Türkiye'de var mı bilemiyorum. Ömer Karagöz demiş ki teknede yedek çapa gerekli mi? Evet, kesinlikle gerekli. Yani böyle bir soruyu sormayın bence. Yedek çapa mutlaka, mutlaka olmazsa olmaz. Ama şey olarak düşünmeyin. Mesela bir tane delta çapanız var. Delta çapa neydi? Sabit yapısı olan. Böyle katlanan matlanan bir şey değil. O delta çapadan bir tane daha yedeğini alıp aynı boyda, aynı büyüklükte portuça koyacağım, orada yedeğini tutacağım diye pek kullanışlı olmaz. O şekilde düşünmenize gerek yok. Mesela Danforth çapalar var. Bu katlanabilen tipte. O çapalarla da ilgili bir video hazırlayacağım. O tür katlanabilen, çok fazla yer kaplamayan bir yedek çapanız mutlaka portuşta olsun, havuzlukta olsun. Yani kabin dolapların altında, yatakların altında, orada burada üzerinde eşyalar olarak değil. Yani elinizin altında, portuşta bir yerde bir tane yedek çapanızın olması iyi bir şeydir. Hatta yeriniz varsa bir üçüncüyü bile alabilirsiniz. Ama demirlemede bazı kitaplarda, bazı büyüklerimizin, abilerimizin tavsiye ettiği şekilde iki demir atayım, işte zincirin ucuna üç tane çapa bağlayayım falan, bunlara sakın girmeyin. İki demir atmak özel beceriler, bilgiler, teknikler gerektirir. Siz zincirinizi kalibre, kaliteli, yeterli ağırlıkta, tekne boyunuza, ağırlığınıza uygun şekilde olsun. Zinciriniz kaliteli olması gerektiği gibi olsun. Kaliteli güçlü fır döndüsü olsun. Kaliteli güçlü, mümkünse ultra çapalı. Ultra çapayı sürekli zikrediyorum. Ultra çapan üzerine dünyada şu an bir çapa yok. Ultra firmasıyla herhangi bir alakam yok. Bir tane çalışanını tanımam, sahibinin ismini de bilmem, ama ultra çapan üzerine çapa arayışına girmeyin. Mantus çapa şuymuş buymuş, tamam çok güzel şeyler var. Ama ultra çapa farklı diyorum bakın ben size. Başka? Ben teknem olursa mantus çapa alacağım. Hayırlı olsun. İnşallah gönlünüze göre bir tekne sahibi olursunuz. Pupa yelken hangi basım evinden satışta, bilen arkadaş var mı? Ya geçen yorumlarda bir arkadaş
paylaştı onu. Pupa Yelken'in satışa çıktığı linkini, satış linkini yorumlarda bir yorumlara bakarsanız hangi videonun altına yazıyorum onu da unuttum vallahi. Hatırlayan, dikkatini çeken bir arkadaş varsa yazarsa, Pupa Yelken'i Özcan Calp Bey sormuş. Özkan Gülkaynak'ın yaptığı dünya seyahatiyle ilgili bir yorum yapmayacağım. Yusuf Vize. Sizin fikirlerinizle paralel savunuları var demiş. Bilemiyorum. İş seyir esnasında teknenize yıldırım isabet etti mi? Hayır, benim tekneme yıldırım isabet etmedi. Ettiyse de ben fark etmedim. Pupa Yelken Pandora yayın evinden çıkmış. Murat Balta o şekilde söylüyor. Remzi Kitap Evi'nde de varmış. Indefix'te de varmış. Ve 62 TL'ymiş fiyatı. 1 saat 45 dakika oldu. Sıkılmadınız mı arkadaşlar? Bana bırakırsanız vallahi ben sabaha kadar oturur anlatırım. Bir 5-10 dakikada konuşalım. Varsa sorularınız onları sorun. Bazı yeni yelkenlerde son zamanlarda su seviyesinin hizası veya altında çok fazla miktarda pencere kullanılmaya başlandı. Sizce güvenli mi? Ya kullanıcılar, tekneye gelen misafirler çok seviyorlar bu pencereleri, lumbozları. A kategori bir tekne ise güvenlidir. DNR'da da varmış o kitap, Pupa Yelken. Arzu Yarar demiş, yok vallahi sıkılmadık, iyi gidiyor. Sadece Arzu Hanım mı sıkılmadı, diğerleri sıkıldı herhalde. Mete Karabıçak da sıkılmamış. PDF formatta Pupa Yelken linki. PDF formatını şey yapmayın arkadaşlar. Bunlar dijital kopyaları, ücretsiz paylaşmayın internet üzerinde. Hem o kitabı yazan kişiye, o kitabı basan, yayınlayan kişilere, kurumlara biraz saygı gösterelim bence. Bunlar hep telif haklarına giren, suç oluşturabilecek konular. Gidin satın alın. Ya da satın almış bir arkadaşınızdan rica edin, ödünç alın. Yeni tekneler çok fazla misafir ağırlama amaçlı yapılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Kim demiş? Kaçtı gitti. Ya maalesef belli trendler oluşuyor zaman içinde. Ama önemli olan benim için üretici firmalar, ciddi markalar, yani isim yapmış markalar, bu merdiven altı kimin nerede nasıl yaptığı belli olmayan teknelerden bahsetmiyorum. Markaların ürettiği teknelerde kategorizasyon sistemi güzel çalışıyor. Yani A kategori bir tekneyi alıyorsanız, işte şurası böyle olmuş, işte müşteri memnuniyeti, konforu gözetilerek yapılmış falan, onlara çok fazla takılmanıza gerek kalmıyor. Belli emniyet kriterlerini
minimumda da olsa karşılamak zorundalar. O sertifikaları, o kategorileri kazanabilmek için. Yani o işler o kadar da basit değil. Dolayısıyla konfor da olsun, keyfimizi de sürelim teknede. Biz öyle tekneyi bir yaşam tarzı ve keyifle geçirilecek bir yaşam tarzı olarak amaçladığımız için illa denizci olacak, denizci olacak diye de yaşanmaz tekneler satın almanın, üretmenin, satmanın bir anlamı yok zaten. Sema Morgüs de ben de hiç sıkılmadım demiş. Teşekkür ederim. Keyifle izliyoruz demiş Mehmet Bey de. Yelkenlerde hangi sistemler yedekli olmalı? Armadan mı bahsediyorsunuz? Yelkenlerde mi demek istediniz? Yelkenlerde mi? Biraz açarsınız. Murat Bey detaylı anlattığını İngiltere'de ne kadarlık bir zaman içerisinde gerçekleşti. Doktor Avcı İngiltere'deki eğitimimin süresini sormuş. O süreç boyunca İngiltere'de mi yaşıyordunuz demiş. Hayır, Türkiye'de yaşıyordum. Havacılık sektöründe çalışıyordum. Uçak teknisyeniyim. Daha önce belki haberiniz yok. İdim. tüm boş vakitlerimde bir günlük kurs için İngiltere'ye gidip geldiğim oldu. Yani akşam uçağına yetişip ertesi gün izinli günümde İngiltere'ye gidip kurs görüp akşam uçağıyla tekrar geri döndüğüm oldu. Bir günlük İngiltere gidiş gelişlerim bile oldu. Bütün boş vakitlerimi sürekli İngiltere'de geçirdim. Ve dolayısıyla normalden İngiltere'de yaşıyor olsaydım sığdırabileceğim süreden biraz daha geniş bir periyoda yayıldı. Ama hiçbir sınavımı tekrarlamadım. Orada bu süreç içinde Yachtmaster Ocean, o commercial endorsed olabilmeniz için onlarca quiz benzeri küçük sınavdan ve büyük teorik, pratik sınavlardan geçmeniz gerekiyor. Her takıldığınız, kaldığınız sınavda o bölümün başına dönmeniz gerekiyor. O sınavlara tekrar hazırlanıp tekrar girmeniz gerekiyor. Onları ben hiç yaşamadım. Bütün sınavları tekrarsız verdim. O yüzden biraz uzadı, çok da uzamadı. Southampton'da Esra sormuş. Nerede aldınız UK'de? Southampton'da gördüm kursları, güney kıyılarında. Ama son Yachtmaster eğitimlerini Portsmouth'ta aldım. Portsmouth. ...28 Fit Hunter marka bir tekne sahibiyim. Bu boy ve bir bu marka bir tekneyle açık denizde güvenli seyir yapılabilir mi? A kategori sabit salma her tekneyle açık denizde güvenli seyir yapılabilir. Murat T. tek başına uzun seyirde uyku düzeni. Az önce bahsettim. Özellikle Akdeniz, Ege, Marmara gibi deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde tek başınıza seyir yapacaksınız, uzun seyirler. Mesela ben Malta'dan çıkacağım, işte İstanbul'a bir seyir planlıyorum. Tek başımayım diyelim ki. Buradan direkt Mora Adası'nı 2,5 günlük pasajı tek bir bacak halinde planlamıyorum. Güney İtalya'ya bir bacak, biraz yolumu uzatıyorum gerçi. Orada bir dinlenebileceğim, bir mola verebileceğim. Yani etaplara bölmeniz gerekiyor. Otopilota taktım. Ben gideyim 2 saat uyuyayım.
Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da bunu yapmayın. Uzun seyirlerinizi etaplar halinde planlayın. (gülüyor) 2011 Glasgow, yanılmıyorsam Amel modelinde pervaneyi gören lumboz yapılmış. Umarım tüm teknelere ileride bu sistem gelir. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani olmazsa olmaz bir şey değil bence. Yani pervaneyi görüp ne yapacaksınız? Çok görmeniz gereken ekstrem bir durum oluştuğunda da artık su geçirmeyen cep telefonları var. İşte şey kameralar var, aksiyon kameraları var, su altında çekim yapabilen. Onu şöyle bir çubuğun ucuna monte edip denizin dibine soktuğunuzda size teknenin altını çok rahatlıkla gösterebilecek. Hatta Sailor Pilot geçenlerde bir videosunda bununla benzer aksiyon kamerasıyla pervane pallerinin kanatçıklarının eridiği bir tekneyi videosu yayınlamıştı. Yani bu çubuk ucundaki şeyler küçük bir aksiyon kamerası o işi fazlasıyla görecektir zaten. Denizde başıboş gezen tehlikeli cisimleri algılayan bir sistem veya cihaz var mı? Özellikle gece seyirlerinde. Yok öyle bir cihaz. İşte deniz dibini tarayan, denizin altını tarayan sonar benzeri cihazlar var. Belli bir açıda. Veya deniz yüzeyindeki cisimleri, deniz seviyesinin üstündeki cisimleri tarayan radar benzeri cihazlar var. Ama su seviyesinde yüzen, işte deniz yüzeyiyle aynı seviyeye gelmiş bir yüzen konteyneri gözlemleyeceksiniz. Cihazlara güvenmeyin. Boşuna söylemiyorum. Kokpitte mutlaka bu Ege, Akdeniz, Marmara gibi denizlerde, yoğun trafiği olan denizlerde hep gözleriniz etrafı gözetecek. Zaten denizde çatışmayı önleme tüzüğünün de ilk bölümünde yazar. Kaptanın birinci görevi sürekli elindeki tüm imkanlarla 360 derece çevresini gözetmektir. Tuvalet kokusuna çözüm neler olabilir diye sormuş Odeon Sanat Merkezi. Moody 2882 model teknede, ya bazı teknelerde, şimdi tekne markası da verip o tekneyi de kötülemiş gibi olmayayım diye tekne markası vermiyorum. Ama bazı tekne marka modellerinde, model olarak belli yıllarda üretilmiş teknelerde o tuvalet kokusu kullanılan hortumun cinsinden kaynaklanıyor. Yani ne kadar içi flaş edilse de, temizlense de, su akışı sağlansa da o hortumlar zamanla tuvalette kullanılan belli bir tip hortum koku üretmeye başlıyor. Tuvalet kokusu. Eğer böyle bir teknenizde müzmin, çözülemeyen tuvalet kokusu, sistemi temiz tuttuğunuz halde çözülemeyen bir tuvalet kokusu varsa hortumlarınız o bahsettiğim türden hortumdur. Bütün sistemdeki hortumları değiştir. Mete Karabıçak, teknenin altında mümkün olduğunca az delik isterdim demiş. Yani kesinlikle. "4G radar oldukça iyi bu konuda" demiş Blade Master. Ya elektronik işine girerseniz o işin ucu yok. Yani tekne fiyatının iki katını bulacak elektroniklerle de bir tekneyi doldurabilirsiniz.
Ama onu da yapsanız hala teknenin kaptanının gözleri ve kulaklarının yerine geçmeyecek onlar. Onlar sadece kaptanın gözlerine, kulaklarına yardımcı olacak sistemler. A2D28 device demiş ki açık denizde seyir için tekneye ipi örp cihazı tavsiye eder misiniz kesinlikle? O ipi örpü konuşacağız ya, onları anlatacağım. Acele ediyorsunuz. Kesinlikle olması lazım. Zaten adından da anlaşıldığı gibi Emergency Position Indicating Radio Beacon'dır. İp örgünün açılımı, yani emergency ile başlar. Acil durum. Acil durumda gerekli bir şey yani. Havadanlık ve yedek parça neler bulundurmayı önerirsiniz demiş Haluk Hocam. Şimdi yakında şu balık muhabbetleri bir bitirelim. Bir iki video daha çekeceğim balık avlama konusunda. Ondan sonra şeye geçmeyi düşünüyorum. Dizel motorlara. Dizel motor, şanzıman, işte kıştan takma motor, servis botunun, dinginin motoru. Teknenizde varsa jeneratör gibi içten yanmalı motorların ve bunun dişli sistemlerinin geçeceğim. O zaman detaylı anlatayım. O hangi yedek parçaları? Çünkü sistemi bir önce anlatmam lazım ki o sistem içinde oluşabilecek arızalar üzerine konuşalım ve o arızalarda da ihtiyaç duyabileceğimiz takımlar olsun, el aletleri olsun veya yedek parçalar olsun daha verimli bir şekilde konuşabilelim. Yani bana birkaç hafta daha müddet verirseniz motorlar konusunu ben size detaylı bir anlatacağım. İstanbul Ertaş Tatar demiş. Boğaz'da yelken açılmaz gibi bir bilgiye rastladım. Uygulamada durum nedir? Evet. Boğaz'da yelken açılmaz. Yasak. Çünkü yelken açtığınızda neydi? Denizde çatışmayı önleme kurallarına göre o boğazda seyreden bir tankerle çatışma rotasına girdiğinde senin 6 metrelik yelkenli teknen o tanker 150-200 metrelik tanker o rotadan çıkmak zorundaydı. Boğazda zaten o büyük gemilerin, yük gemilerinin, tankerlerin izlediği hassasiyetle takip etmeleri gereken zorlu bir rotaları var. Orada yelken açacak bir şaşkın yelkenci o trafiği alt üst edebilir ve çok büyük tehlikeler yaratabilir. Bu yüzden Boğaz'da özel durumlar, bazı yarışlar için Boğaz kapatılıyor, trafik kapatılıyor. Onlar haricinde İstanbul Boğazı'nda yelken yapmak yasak. VD40 içeriği gelir bence. İlk iki bölümlük VD40 içeriği gelir bence Murat Kaptan. Ya VD40 içeriği iki bölüm olmaz ama VD40 dediğiniz bir çeşit gaz yağı. Bildiğimiz gaz yağının biraz daha kimyasallar eklenmiş hali. Ama VD40 konusuna da bir değinmemiz lazım. Çünkü görüyorum herkes elinde bu VD40 nereye olursa alıyor, sıkıyor. Yanlış yapıyorlar. VD40'ı da konuşalım. Balıkçılık da aynı nedenden yasak. Muhtemelen balıkçılık konusunda çok vakıf değilim. Yani ticari balıkçılıktan muhtemelen aynı nedenle yasak olabilir. İstanbul Boğazı'nda. Mehmet Gülaylar, Türk bayraklı teknenin yabancı sularda yapmanın hukuki sorumluluğu nelerdir? Yabancı sularda yapmanın hukuki sorumlulukları nelerdir?
Anlamadım. Biraz açar mısın soruyu? Çanakkale Boğazı'nda da yasak ama bakın şimdi İstanbul Boğazı'nda motor seyriyle gidiyorsunuz. Motorunuz arızalandığında yelken açın. Yelken açmak yasak değil. Ama yelken açtığınızda hani siyah bir koni vardı ya, o koniyi de asın. Motorunuz arızalı bile olsa, sadece yelkenle bile seyrediyor olsanız o siyah koniyi teknenin baş kısmına her yerden görülebilecek bir mesafede asın ki ve mümkünse cenovanızı açmayın. Sadece ana yelkeninizi kullanın ki o siyah koni, hani tepe takla sivri ucu aşağı bakan siyah koni gösterirseniz o tankerler, diğer motorlu tekneler, motor gücüyle ilerleyen tekneler size yol vermek zorunda olmadıklarını anlayacaklar. Siz bunun bilincinde olarak yelkeninizle kendinizi emniyete alacak bir şekilde diğer teknelerde çapariz yaratmadan güvenli bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Yani yelken açmanız gerekirse açacaksınız tabii. Ama o siyah koniyi motorunuz çalışmıyor bile olsa asın ki yelken açabilirsiniz. Başka Yunanistan'a gezi yapmanın ya Yunanistan'daki şu son durumları bilmiyorum. Türkiye ile aralarında bir sıkıntı var herhalde. Şu anki son durumları bilmiyorum ama ben Yunanistan kıyılarında çok seyir yaptım. İşte tekne transferleri yaptım. Kendi özel kişisel gezilerimi yaptım. Ve her zaman Yunan sahil güvenliği çok yardımsever oldular. Sürekli denizcinin olması gerektiği gibi davrandılar. Ben kesinlikle Yunan sahil güvenliğinden şimdiye kadar bir kötü bahsedebileceğim bir hareketlerini, bir muamelelerini görmedim. Kesinlikle denizciye yakışan şekilde davrandılar. Belki benim şansımaydı, bilemiyorum. Ama şu son 1-2 yıllık durumları bilmiyorum. Biraz tansiyon gergin gibi Ege'de. Her gemi görevlisin görevleri nelerdir? Dualarla yolculuk sarmış. İki üzeri kişi yayındayız. Yorduk sizi kaptan. 214 kişiymişiz. Evet. Yok be, sohbet ediyoruz. Ben yorulmuyorum da 2 saati geçtik. Tekne bakım rutinleri ile ilgili bir bölüm yapmayı planlıyor musunuz? Evet. Tekne bakımları ile ilgili detaylı konuşuruz. Bu yaz Çanakkale Boğazı'nda bu yaz dönüşte yelken açtık. Sahil güvenlik tekneye yanaşıp motor çalışıyor mu diye sordu. Yelken motorda sorun yok. Ama yelken motor seyri yapıyorsanız o siyah koniyi asmanız gerekiyor. Adem Ünal demiş ki Akdeniz'de kişisel gezi yapsanız nereyi tercih edersiniz? Nereyi önerirsiniz? Ya Hırvatistan çok güzel adaları var. Çok güzel koylar var ama Hırvatlar tamamen işi paraya döktüler. Ticarete döktüler.
Muhtemelen 1-2 yıla kadar bu tekne fiyatlarında da uyanacaklar. Çünkü çok kontrolsüz bir şekilde bizim arkadaşlar saldırdılar o ucuz, nispeten ucuz teknelere. Hırvatistan tamamen işi paraya döktü. Dolayısıyla Hırvatistan olmaz. Ben Ege adalarını çok seviyorum. Ege kıyılarını. Yani bir ömür yetmez Ege adalarını, Ege kıyılarını. Yani Yunan adaları, Türk kıyıları diye ayırmıyorum. Yani bütün doğasıyla, insanıyla bambaşka yerler. Geçen okudum internetten, çok ilginç batıl inançlar var denizcilikte demiş Blue Cap. Bu da eğlenceli bir canlı yayın konusu olabilir. Ya batıl inançlarla fazla konuşmayalım ama rüzgarınız bittiğinde gidin direğin altını şöyle hafif biraz kaşıyın. Rüzgar başlar. Murat Bey iyi akşamlar. Deniz hukuku hakkında bilgili olan tanıdığınız hukukçu var mı? Yok. Ama genelde şey yapın. Bilemiyorum niçin lazım ama mesela bana bir deniz hukuku bilen avukat gerekse, hukukçu gerekse benim sigorta, tekneme mutlaka sigortayı yaptırırım, yaptırmayı da tavsiye ederim. O sigorta firmasının irtibatta olduğu avukatlarla, hukukçularla çalışmaya özen gösterin. O zaman sistem çok daha hızlı ve sizin açınızdan rahat işleyecektir. Giriş yapmadığımız bir ülkede güvenlik için gece demir atabilir miyiz? Serbest geçiş durumumuzu bozar mı? Demir atabilirsiniz, sorun yok. Cuma'ya tekrar buradayız. Yanmışlar bile kaptanım. Rakamlar uçmuş. Haluk Ünver. Evet. Çünkü ya bizim arkadaşlarda da biraz saflık var. Niye geldin diyorlar Hırvatistan'a. Bu kadar Türk niye geliyorsunuz diyor. Burada tekneler çok ucuz. Onun için bedava burada tekneler. Onları almaya geldik. Ya demeyin öyle, gezmeye geldik deyin. Deniz. Hırvatistan'da tekne bırakmayacağız. Ama şeye yarayacak bu. Hani Deniz hocam sen bir video çekmiştin bu konuyla ilgili. Türkiye'deki tekne fiyatlarıyla ilgili. Yani astronomik rakamlara çıktı Türkiye'deki tekne fiyatları. Bu kadar Hırvatistan'dan tekne gelmesinin avantajı ne olacak? Şimdi o tekne alanların bir kısmı bir hevesle tekne almaya kalktı, tekne edindi. Heveslerini alıp satacaklar. Bir kısmı Türkiye'deki tekne fiyatları yüksek. Ben alayım bunu ikinci el Türkiye'de satarım diye aldı getirdi Türkiye. Türkiye'deki tekne parkı ne kadar büyürse ikinci el pazarındaki tekne sayısı, satılığa çıkmış tekne sayısı da arttıkça tekne fiyatları oldukça düşecektir. Yani bir dengeye oturacaktır en azından. O yönden Türkiye'deki tekne alacak arkadaşlara sürekli diyorum, şu an tekne almayın. Tekne almak için çok yanlış bir zaman. Biraz bekleyin, bu tekne fiyatları oldukça makul seviyelere gelecek. Ebru Alankaya güzel bir soru sormuş. Tekneye isim verirken dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken bir adab var mı? Tekneler genelde biliyorsunuz she diye adlandırılır. Yani bayan olarak feminen nesneler olarak görülür. Dolayısıyla tekneye erkek ismi verilmez.
İkincisi, bir tekne satın aldınız. İkinci el satın aldınız. Eğer teknenin ismini değiştirecekseniz, formaliteden de olsa bir görgü kuralı olarak, bir incelik olarak da olsa eski sahibine den izin isteyin, izin alın. Ya ben senden bu tekneyi satın aldım, ismini şu isme çevireceğim, müsaaden var mı diye bir nezaketen de olsa bir bilgi verin, iznini isteyin. İnsanlar bütçe oluşturuyor ama zaman oluşturmak daha zor ve tekneler oldukça zaman istiyor. Benim bu konuda size naçizane tavsiyem. Bu tekne hayatına giriyorsanız, hele bu işin kaptanlığına soyunacaksanız, yani bir teknenin sorumluluğunu içindeki kişilerle beraber üstlenebilme durumuna getirecekseniz kendinizi, bunun planlarını yapıyorsanız kendinizi yetiştirin. Bu işi hakkıyla öğrenmeye gayret edin. Bir şekilde tekne alırsınız, kötü tekne alırsınız, bütçenize göre iyi tekne alırsınız, kiralarsınız, arkadaşınızın teknesini kullanırsınız ama siz bilgi birikiminizi arttırmaya bakın. İki saat 15 dakika oldu. Hadi kapatalım artık ya. Çok da fazla abartmayalım. Gittikçe uzuyor. İlk videomuz, ilk canlı yayın 1,5 saatti. Sonra 1,45 oldu. 2 oldu. Şimdi 2,15. Bakalım haftaya kaç saat oturacağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Haftaya Salı günü devam edelim sohbetimize. Hepinize iyi akşamlar. Tekrar teşekkürler. Salı günü bu balıkçılıkla ilgili videolara devam ediyoruz. Bu Salı günkü videonun konusu, hatta şu an önümde dağınık, yarın sabah çekeceğim videoyu, elimdeki sahte yemlerden size güzel bir detaylı sahte yemler konusunda bir video hazırlıyorum. Umarım beğenir balıkçılığa meraklı olan arkadaşlar. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız, beni yalnız bırakmadığınız için. Cuma günkü videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.